tanıtacağım. Yani oynadığım oyunların adını soranlarınız çoktu. O yüzden ben size burada... Üst tarafta geldiği gibi arkadaşları göstermek istiyorum size. Bir saniye. Oyunumuzun adı, bakın. Burada daha yazmış olduğu gibi. Ne? Seaboard City Rap. Hani Seaboard City, burada yine rol yapmak için indirdikleri bir oyun. Bu. Bu benim önüme çıktı. Ben de merak ettim nasıl bir şey olduğunu. O yüzden bunu oynayacağız bugün sizlerle beraber. Hazırsanız oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle play diyorum. Bu haritayı ben de tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bize her zaman elimizde olabilmesi için bir tane bir Holoscan veriyor. Bir tane de iPhone 12 Pro veriyor. Ve biz bu iPhone 12'yi elimize aldığımız zaman buradan doktoru arayabiliyoruz. SWAT'ı arayabiliyoruz galiba. Police Officer arayabiliyoruz galiba. Sonra işte buradan arkadaşlarımızla özel olarak konuşabiliyoruz mesela. Onu söyleyeyim. Şimdi burada bir araba var ama Spacey Press. Buradan acaba kendimize yeni telefon mu alıyoruz? Yok. Robot galiba. Şimdi bakın buradan böyle karakterimizin kıyafetlerini değiştirebiliyoruz. Boyunu değiştirebiliyoruz. Ben değiştirdim zaten videodan önce. Arkadaşlar sonrasında buradan hareketler yapabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bu uyanma hareketi galiba. Böyle ellerimizi kaldırabiliyoruz. Jumping jack. Bunlar çok fazla hareketler var. Hepsine bakacak değiliz. Çantamız var bizim sağ tarafta gördüğünüz gibi. Güzel çantamız. İçerisinden istediğimiz çok şeyi alabiliyoruz. Bayağı güzel olmuş. Arabamız var. Yine böyle skuter sürebiliyoruz. Hoverboard sürebiliyoruz diyebilirim. Evet, bakın şöyle hoverboard sürebiliyoruz. Kırmızısında. Bunun renklisi var ama şeydi galiba. Elmas istiyor. 299 kuruşlu. Kayak sürebiliyoruz. Araba sürebiliyoruz. Bisiklet sürebiliyoruz. At sürebiliyoruz falan filan. Buradan da evimizin yerini seçebiliyormuşuz. Şöyle bakalım. Güzel bir yer. Şehire yakın bir yer. Yine deniz kenarında bir yer. Yok, burası alınmıyormuş. Robotlu. Şuraya gelelim. Burası şehire yakın sayılır biraz. Neyse, gelin buraya alalım. Şimdilik ben size zaten yerleri göstermek istiyorum. Okey. Şimdi sağ tarafta bir sürü ev çıkıyor. Burak Ava'na benzer bir oyun. Gelin bakalım şu ev büyük bir eve benziyor. Bunu anlayalım. Şöyle biz buradan kimliğimizi belirliyoruz. Ben mesela YouTuber'ım. Bakın içeriye şöyle giriyoruz. Evimizin içi. Daha yükleniyor galiba. Yok. Şöyle güzel bir bahçesi var. Alt katına fazla bir şey koymamışlar. Zaten kendimiz düzenleyebiliyoruz galiba. Tam emin değilim. Evet, ikinci katı gerçekten çok güzel olmuş. Mutfak ve yemek yeme yeri olarak. Oo, üçüncü katı mükemmel. Dördüncü katı müthiş arkadaşlar. Bizim kendi odamız dördüncü katı. Güzel bir balkonu var. Güzel bir yatağımız var ve buradaki kapı açılıyor. Bakın burası gizli bir yer. Bir tane ev vardı bu oyunda. Öyle hatırlıyorum. O evde şey oluyordu. Bir gizli bir yer vardı. Ve adamımızın yatağı o gizli odada oluyordu. Bir de normal dışarıda yatağı oluyordu. Yani
İrem köyden geldiği zaman ona söyleyeceğim, burada da videolar çekelim mi diye. Yani gerçekten burada çok güzel şeyler oluyor. Yani burası Brokhaven'dan daha güzel gibi gözüküyor bence. Ve daha sonrasında bakacak olursak burada ne var? Şehir merkezi çok güzel olmuş bir kere. Ve burada ben az önce video başlatmadan önce girdiğimde bir arkadaşımızın yanına cevap vermedi. Bakın burası mesela Skimmel'miş. Burası makyaj yeri. Burası Frozen. Burası kar dondurma yeri galiba. Burası Arjore. Bilinmiyor. Burası Pito Princess. Şöyle çantalar var. Çantayı alabiliyoruz. Daha sonrasında burada Let's Gallery. Burada işte fotoğraf çekme galeri. Daha sonrasında burada Rookie diye bir şey var. Rookie ne demek ya? Böyle kıyafetlerin satıldığı bir yer herhalde. Evet. Sonrasında burada içecek yerimiz. Burada da bir şeyler, sosisli falan yeme yerimiz. Buradan böyle ilerlediğimiz zaman burada Roblox yeri var. Böyle telefonlar, tabletler. Bakın mesela tablet. Gayet güzel olmuş oyun. Ben şimdi size hepsini tanıtırsam biraz uzun sürecek. Daha sonrasında bakın burada bir tane 24 TL workout var. Burası buradan girilmiyor. Burası spor merkezi. Spor salonu. Burada Pumpry diye bir yer var. Oo. Evet burası güzelmiş. Parti yeri gibi. Burada TV Positions, TV stüdyosu var. Bakın burası böyle bir yer. Buradan çıkıyoruz merdivenleri. Direkt önümüze şöyle bir yer çıkıyor. Burada haberlerin çekildiği bir yer var. Güzel olmuş gayet. Gerçekçi olmuş. Burada o haberi şeyi çekebilmek için, yayını çekebilmek için, hazırlanmak için kıyafet bölümü var. Daha sonrasında burada ne var? Orayı gösterdik. Burada kırtasiye gibi bir yer var. Okul burası. Daikore. Burada erkek bebekler, tatlı çocuklar var. Burada kızlar var. Bunları sahiplenebiliyoruz galiba. Öyle biliyorum. Sonrasında burada ders yapabiliyoruz. Yani okul diyeyim ben size. Burada itfaiye yeri var. Şöyle. Tamamen gösteremeyeceğim demiştim zaten. Daha sonrasında buraya baktık, oraya baktık. Şurada, yani burada doğduğumuz yer güzel bir park var. Daha sonrasında doğduğumuz yer sağ tarafında hastane var arkadaşlar. Bakın mesela emergency girişi. Burada main office var burada. Medical supplies. Burada athletics room. Yani birinci oda galiba. Evet, ikinci oda. Üçüncü oda. Olmak üzere 3 tane odamız var buradan. Nereye gidiliyor buradan? Buradan ameliyathaneye gidiliyor galiba. Arkadaşlar burada neler neler yaşanmış. Şöyle gösterebildiğim kadarını gösteriyorum sizlere. Burada neler neler yaşanmıştır kim bilir. Daha sonrasında bakın buradan şeyler yapabiliyoruz. Var bak içeride şeyler izleniyor. O yüzden ses geliyor. Daha sonrasında burada az önce de gösterdiğim yerde şey vardı işte. Adı nedir? Yani hastanede çalışan bir kıyafeti. Daha sonrasında buradan böyle gittiğimizde bir hapishane var. Ya bu oyun çok gerçekçi olmuş. Brokhaven'dan bile daha güzel. Sizlere öneririm. Burada güvenlik kulübesi gibi bir yer. Buradan böyle şeyimizde hapishanenin içine giriliyor. Burada işte polisler. Burada Questing Room 1, yani konuşma odası galiba. Burası da Questing Room 2. Buradan böyle gittiğimiz zaman hapishane, hırsız ya da polis kıyafeti giyebiliyoruz. Buradan nasıl diyeyim, bu Pearson'ların, hırsızların odaları var burada. Hepsi aynı odalarda, aynı şekillerde yapılmış. Açık kapatma düğmeleri var. Sonra buradan böyle bahçeye çıkılıyor.
Bunların odasından çıkınca hapishanede başka bir şey var mı diye bakalım. Hapishanede başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakalım başka nereler var. Şöyle bakıyorum size göstermedim neler. Yani aslında çok fazla yer var arkadaşlar ama yani ben şu an hepsini gösteremiyorum. Burada böyle güzel bir deniz yeri var deniz kenarında. O zaman diğer kalan yerlerde videolarımızı görürsünüz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara da. Burada hani bu oyun haritasında ne tarz videolar çekebileceğimizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Mesela iki kardeşin hayatı veya iki tane sahipsiz bebeğin, iki tane sahipsiz abla kardeşin. İşte bunların nasıl bir şey yapabileceğimizi burada bize hepsini anlatırsa seviniriz. Bu arada Luna Park'a gelmişiz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara burada az önce dediğim gibi ne tarz videolar çekmemizi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.